Kıymetli Post Gazetesi takipçileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu akşam özel bir konuğumuz var. Zeki Yıldırım Bey bugün canlı yayınımıza katılmayı kabul etti. Kendisi Bedo Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Zeki Bey, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim beni sizde misafir olarak kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Zeki Bey, Swiss Recovery Systems Yönetim Kurulu Başkanısınız. DEİK Dış İlişkiler Kurulu, İsviçre Türkiye Başkan Yardımcısısınız. Birçok sıfatınız var. Ancak sizi tanımayan vatandaşlarımız için önce bir size Zeki Yıldırım kimdir diye bir soru soralım. Yayınımıza evet, bu şekilde başlayalım. Önce hayırlı yayınlar dileyelim. Ve tüm izleyici misafirlerimize hepsine selam verelim önce. Ben 1980 yıllarında İsviçre'ye geldim. Sivaslıyım. İlk önce dil okulu vardı bizim. Yabancılara dil eğitim verdim, Türkçe dil eğitimi. Daha sonra da İtalyan mutfağı restoranlar yaptık. Şu anda halihazırda çalışan İtalyan mutfağı restoranlarımız var. Bu konuda iyiyiz, iddialıyız. Ve apart otel yapıyoruz İsviçre'de. İşte kendi aldığımız binaları renovasyonla otel, apart otel şeklinde çevirip apart otellerimiz var Zürih'te. İşte bize bağlı olarak evet. 100'e yakın personelimiz var. Onları istihdam ediyoruz burada. İsviçre'den dışında da yine Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi Swiss Recovery System Türkiye adında bu İsviçre patentli bir geri dönüşüm makina imalatı yapıyoruz. Bu makinamız tabii İsviçre'de geri dönüşüm sağlıyor. Geri dönüşüm gıda sağlıyor. İsviçre'de özellikle evet. Evet, evet. Evsel atıkları gübre haline getiriyoruz. Burada iki tane fonksiyonu var bunun. Birinci fonksiyonu tabii ki atığı yok ediyoruz. İkinci şeyde bunu bir gelir haline getiriyor, bir gübre yapıyor. Yani burada biyo evet. Ve bir gübre oluşuyor. Yani atmış olduğumuz atığın %60'ına yakını gübre olarak geri dönüştürüyoruz ve bu makina çok en enteresan tarafı da yani kısa bir sürede akşam atıyorsunuz, örnek veriyorum. Yani 12 saat gibi bir zamanda atmış olan atık tekrar gübreye dönüşüyor. İşte bu evet. İki defa 24 saati düşünürsek bu iki defa 24 saatte işte makinanın kapasitelerine göre işte elimizdeki makine kapasiteleri 2 kilodan ev tipi başlıyor. 45 kilo, 100 kilo ve 300 kilo olmak üzere şu andaki üretim bandımızda bunlar yani 300 evet. Kiloluk bir makine düşünürsek aşağı yukarı 600 kilo bir günde 24 saatte 600 kiloluk bir atığı, evsel evet. Atığı bir de en büyük özelliği de tabii bunların biz çiğ ve pişmiş ev atıklarını bu çok çok zor çiğ atıklar mesela bunun kompost makinaları falan var bizim şeyimizin dışında ama çiğ atıkları kolay kolay dönüştürülemiyor. Bizim makinamız çiğ atığı da dönüştürebilen bir makine. Bunu işte Türkiye'de Türkiye'de yapıyoruz, üretiyoruz. Evet. Türkiye'de çok büyük bir yelpaze var işte orada. Türkiye'de hastaneler, büyük catering evet. Firmaları, restoranlar, bu büyük oteller ve askeriye aklınıza yemeğin olduğu her yerde ihtiyaç olan bir ihtiyaç Zeki olduğunu Bey, düşünüyoruz biz bunları. Evet. Bu makinelere geleceğim ama sizin restoranlarınız var. Bildiğiniz gibi koronavirüsü salgını
nedeniyle restoranlar kapatıldı, uzun süre kapatıldı. İşletmeler evet. büyük maddi zararlar gördü. Ancak federal hükümetin normalleşme programı kapsamında tekrar açıldı. Tekrar açılma izni verildikten sonra şunu gördük. Müşteriler eskisi gibi gelmiyor restoranlara. Sizin tekrar açılması memnun etti mi? Bu arada soruya cevap vermeden önce size bir şey söyleyeyim. Evet. Sayın Büyükelçimiz, Bern Büyükelçimiz İlhan Saygılı da bizi izliyor. Kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Ben de çok teşekkür ederim. İlhan Bey bizim en büyük destekçimiz gerçekten. İsviçre'nin en büyük şansı İsviçre Büyükelçimiz her zaman tüm evet. sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olan, bize destek veren, bizimle birlikte olan Büyükelçimiz. Bizim için büyük bir şans. Ben de buradan kendisini selamlıyorum. İşte Zeki Bey, sizin restoranlarınız var dediğim gibi. Bu pandemi döneminde nasıl etkilendiniz? Tekrar açılması sizi memnun etti mi? Salgına karşı restoranlarınızda yeni müşterilerinizde açıldıktan sonra ne gibi önlemler aldınız? Şimdi Bahtiyar Bey, bu aslında günümüzün en büyük şeyi, sorusu, zaten en büyük problemi de bu. Bence evet. Bizde biz İtalyan mutfağı yapıyoruz. Mart 11'de bu, biz İsviçre'de görülmeye başladıktan sonra bu koronavirüs, aynı 10 Mart'ın 19'unda restoranlarımızı kapattık. Olağanüstü hal ilan edildikten sonra İsviçre'de. Ve 2 ay kapalı kaldık. Tekrar bu iyileştirme projesinden sonra bir yavaş yavaş restoranlarımızı Mayıs'ın 11'inden sonra bir kısmı açılmaya başladı. İsviçre diğer dünya ülkelerine baktığımız zaman daha dikkatli, daha sağlam yürüyebilen, yani vatandaşlarına bakarsak da hepsi aynı öyle. Tabii insanlarda şimdi bir şey var, korku var. Hala tamamen her şey düzelmiş şeyde bakmıyorum. Bizim şu anda restoranlara, bizim restoranlarımız değil, tüm genele baktığımız zaman Gastro Swiss'te bir toplantımız vardı. Şu anda %60 öğlen müşterisinde kayıp olduğu söyleniyor. Yani Mayıs 11'den sonra açıldıktan bugüne kadar %60, yani %40 falan doluluk oranı olduğu söyleniyor. Bu da kısıtlı sandalyelerin olmasına rağmen. Yani şu anda 100 kişilik bir restoranda 2 metre mesafe ve masalar arasındaki mesafe, müşteriler işte 4 kişiden fazla aile olursa bu 5 kişi veya işte 6 kişi gibi bir takım şeyler olunca, bunlarla bakınca 100 kişilik restoranda zaten bir 40 kişi, 50 kişi falan ancak alabiliyorsunuz. Ya bunun da evet. bu 50 kişinin de ancak %40'ını falan doldurabilmişiz. Yani insanlar hemen geliyor falan değil. Bir de işte son zamanda baktığımızda hala bugün olmuş, hala %30, %35, %40'larda falan doluluk oranlarımız devam ediyor. Evet. Zeki Bey, bu korona pandemisi sonrasında dünyada paket servisi çok daha fazla önem kazandı. Evet. Benim bildiğim kadarıyla bu paket servisinde siz İsviçre'de zaten 25-30 yıl önce bu işte zaten başarı, büyük bir başarı göstermiştiniz pizza konusunda özellikle. Evet. Tecrübeli bir gastronomi işletmecisi olarak paket servisleri İsviçre'de talep ne durumda şu anda ve bu artış ilerideki dönemlerde restoranların müşterilerini azaltır mı? Ya bunu azaltır mı demek yanlış olur tabii, ama onun ayrı bir şeyi var. Tabii bu dönem içerisinde insanlar mecburiyetten buna dönmüştü ve onlar için en kolaydı. Evet. İşte paket servisi evlere götürmek veya direkt gelip restoranlardan kendileri ısmarladıklarını alıyor olmalarıydı. Ama tabii evet. bugün restoranlar açık olduğu zaman bunun daha bu şekilde o tür bir müşteri potansiyeli veya o tür bir müşteri hala var. O hep olacaktır da zaten. Ama pandemiden sonra insanlar dediğiniz gibi birazcık daha dikkatli olmaya çalıştı. Yani bunu hala işte topluma girmemek veya toplumla
daha işte restoranlarda her ne kadar bu 2 metre mesafemiz veya şeyimiz olmasına rağmen hala buna daha çok dikkat ediliyor. Ve onun için sizin dediğiniz gibi eve yapılan bu servisler veya kendilerinin paketleri gelip almaması hala şu anda aktüel ve şeyini koruyor yani. Evet. Zeki Bey, korona salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor restoranlar, kafeler. Pandemiden büyük zarar maalesef gören işletmelerin maalesef tekrar toparlanması, tekrar toparlanması ve salgın öncesine dönmesi kısa vadede mümkün mü? Uzman görüşleri 2-3 yıl sürebileceğini söylüyor. Aynen. Biz de işte dün bizim bir toplantımız vardı GastroSivis'te. Söylenen şu, yani inşallah biraz daha olur ama bu 2021 hatta 2022'ye kadar böyle bir daha istenilen seviyeye gelemeyeceği falan söz konusu. Yani 2021'in de daha zor evet, işte geçeceği söyleniyor. İnşallah beklentilerin üstünde olur da iyi olur. Çünkü yani yiyecek içecek meselesi burada çok büyük bir şey. Bugün 16 milyarın üzerinde bir 16 milyar frankın üzerinde bir şey var. Dönemi var bunun. Onun evet, için çok büyük bir dönüşümü var. Bunun dolayısıyla işte kısa zamanda şey yapması lazım. Şu anda restoranlar %40 çalışırken personellerinin de yüzde bu kadar boyutlarını falan hala kısa işsizlik sigortasından müracaat ederek işsizlik sigortasından paralarını almaya çalışıyorlar. Bu işte ne kadar sürer, daha ne kadar yapar? Bakacağız buna. Yönümüzü şu anda çok da görüyoruz demek doğru değil. Yani restoranlarda ki beklentimiz, yani şu anda bir şeyimiz var. Yani tabii ki bu ilk açıldığı günden bugüne kadar birazcık daha iyiye doğru gittiğini düşünüyoruz ama çok da parlak olduğunu görmüyoruz şimdilik. Zeki Bey, pandemi sonrası dönemde özellikle artan maliyet var, azalan müşteri var. Bu sorunla evet, uzun süre mücadele edecek gibi gözüküyorsunuz. Bu mücadele birçok Türk vatandaşlarımızın da var, birçok işletmeleri, onları da çok evet, etkiliyor evet, bu konu. İdilli ufaklı mücadele aşağı yukarı bir 150'nin üzerinde, 150-200'ün üzerinde sadece Zürich evet, civarında, Kanton Zürich'te Türk işletmecilerimiz var tabii ki baktığımız evet, zaman. Tabii evet, hepsini ilgilendiriyor. Şimdi burada şu var, işte son bunu sıratın merkez hükümetin bir kararı inşallah söz konusu. Kiralara falan destek çıkmayı için bir uğraş var. Eğer öyle olmazsa birkaç ay böyle devam ederse zaten küçük işletmelerde falan büyük kayıplar olacağını falan düşünüyoruz. Yani bütün amaç o aynen, küçük işletmelerin kayıpları vermeden en azından kendilerini ayakta tutabilecek bir formül arama çabasında şu anda zaten merkez hükümette. Evet, yani bu şekil işte biliyorsunuz gastronomi ve restoranlar, imbisler veya bunun gibi tüm yiyecek içecek yerleri o aylık kendi kazandıklarıyla geçinebilenler, büyük evet, bütçe falan hazırlayabilen yerlerde falan değil. Bir imbisi düşünün, aile restorantı, işte kendileri çalışan yerler. Bunların böyle belli bir süre içerisinde işlerindeki bu düşüşü hesap ettiğim zaman işte kirada, şunda bunda falan çok zorluk çekeceklerini falan görüyoruz ama şu anda bir merkez hükümetinde bir çalışması var bununla ilgili. Kiralarla ilgili, kirayı işte bir kısmı yardım etmekle ilgili. İnşallah kısa zamanda düzeleceğini falan düşünüyorum. Bu konuda biraz yardımcı olacaklarını falan düşünüyoruz. Ama evet, bizim zaten hepimiz şuna hazırlıklı olmamız lazım. Gerçekten iyi hesap yapmamız lazım. Son en azından 2021'i çok iyi kendi ayaklarımız üzerinde duracak şekilde atlatmanın şeyine bakmamız lazım. Hesaplarımızı ona göre yapmamız lazım yani. Evet. Zeki Bey, pandemi sürecinde en çok zarar gören sektörlerden birisi de İsviçre'de turizm. Otellerde gece konaklamalar evet, neredeyse sıfıra düştü. Siz de yani bir otel işletmecisi olarak büyük zarar gördünüz bu konuda. Evet. Bu sektörde de aktifsiniz. Otel işletmeleriniz var. Otellerin yeniden açılması
için ne gibi önlemler alındı? Müşteriler geldiği zaman rahat edebilecekler mi? Yani ben korunuyorum, virüsten işletmeci önlem almış, ben burada rahat edebilirim diyebilecek mi? İsviçre bu konuda, yani o konuda çok iyi. Yani onda bir şey yok. Fakat biz henüz tam bir açmadık. Yani dış dünyaya açılmadık. Biliyorsunuz içeriye geç. Şimdi baktığımız zaman aşağı yukarı 13.5 milyarın üzerinde bir turizm geliri olan bir ülke burası. Yani evet, bu sene bunu hemen hemen yani çok yok denecek bir sayıyla falan götürüyoruz. İşte pandemi başlamasından bu tarafa bütün oteller kapandı. Büyük oteller hala evet, 9'uncaya kadar açmayı düşünmediklerini söylüyorlar işte. Gotthard Oteli, ya isimleri söylemem bir sakınca yok zannedersem, büyük otellerin birçokları 9'uncaya kadar açmak istemiyorlar otelleri. Şu anda gerçekten bir iç piyasasında bir şey de yok, büyük bir hareket de yok. Onun için otellerde büyük bir sıkıntı var. Şu anda hala merkezi hükümet bu konuda nasıl yapılacak, ne yapabiliriz onların peşinde. Bizde de bu konuda kendi, bizim şanslı tarafımızın bir tarafta yani kendi mülklerimiz, kendi binalarımız burada. Kendi yaptığımız işte apart otellerimizde. Ama 2020'nin hatta 2021'in kötü geçeceğini düşünüyoruz. Zeki Bey, pandemi sonrasında İsviçre turizm sektörünü neler bekliyor? Özellikle normalleşme sürecinin çok uzun süreceği söyleniyor. İsviçre turizmde gerçekten çok gelir elde eden bir ülke. Çünkü İsviçre'ye gelen turistlerin çoğunluğu çok varlıklı insanlar. Artık normalleşme sürecinin uzun sürmesiyle birlikte bu işletmelerin birçoğu iflasa sürüklenebilir mi? Bu küçük çaplı otellerden, işletmelerden bahsediyorum. Evet. Şimdi zaten yavaş yavaş bunu duymaya başladık. Yani bırakın küçükleri, büyükler dahi yavaş yavaş işte konkursa falan müracaat etmeye başladıklarını falan duyuyoruz biz. Evet. İsviçre çok masraflı bir ülke aynı zamanda. Geliri çok fazla olmasına rağmen masraflar da çok üst düzeyde bir ülke. Evet. Onun için çok kısa zamanda biz bunun önünü alamazsak, çok kısa zamanda içerideki akışı, trafiği güçlendiremezsek tabii ki bunları karşılayabilecek pek fazla işletmenin olacağını falan düşünmüyorum ben. Yani evet, zaten şimdiden bunlar 9'uncaya kadar hala bir şey olmayacağını düşünerek birçok oteller açmama kararı almışlar. Büyük zarar göreceğini ve otellerin de hala bundan büyük etkileneceğini falan düşünüyoruz. Yani bizim zaten işimiz gastronomi de olsa, oteller de olsa maalesef bu pandemiden çok büyük etkilenen sektörleriz. Yani biz çok büyük etkilendik. Buradaki Türk işletmecilerine bakarsak eğer, burada İsviçre'de birçoklarının da dediğimiz gibi gastronomiyle hemen hemen işletmecilerin, yani Türk işverenlerin %65'i bir şeyime göre %65'i bu tür gastronomiyle ilgileniyor ki bunların hemen hemen %65'ine de bu isabet edecek. Yani bunların hepsi çok kendilerini gelecekteki şeye de iyi hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum ben işletmeci arkadaşlarımızın. Evet, Zeki Bey, turizmi bırakalım, geri dönüşüme dönelim. Geri dönüşüm konusunda sizin derin bilgileriniz var. Seyircilerimiz de merak ediyordur. Geri dönüşümü duyuyoruz hep ama ne olduğunu bilmiyoruz. Siz Swiss Recovery Systems Türkiye Yönetim Kurulu Başkanısınız. Geri evet, dönüşüm için makineler üretiyorsunuz. Bu makineler ne işe yarıyor? Yani en basitinden soralım, geri dönüşüm nedir? Neden bu kadar çok önemlidir? Tabii ki hayatımızda biliyorsunuz bir kere her şeyden evvel biz çok şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bu konunun çok üzerinde
duruyor ve Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Emine Erdoğan da bu sıfır atık projesinin başında. Böyle bir evet. ülkede biz de her ne kadar İsviçre'de ikamet ediyorsak da, İsviçre'de olsak da böyle bir projenin Türkiye'de olabileceğini düşünüp buradaki diğer paydaşlarımızla, arkadaşlarımızla böyle bir şirketi oluşturduk ve Türkiye'de bu makinaları, bu patenti alarak Türkiye'de imal etmeye başladık. Şimdi geri dönüşüm artık günümüzde herkesin en çok ihtiyaç duyduğu, evden başlayan, daha sonra büyük sanayi bölgelerine kadar giden bir sistem. Yani burada evdeki düşünün bizim ev tip makinalarımızı, işte 2 kiloluk bir atığı atıyorsunuz makineye, 3 saat sonra bir gübre olarak çıkıyor evinizin işte balkonunuzdaki saksınıza, şeyinize koyabiliyorsunuz. Hem onu önlüyorsunuz, o geri dönüştürüyorsunuz, gübre haline dönüştürüyorsunuz, hem de atığınızı kaybediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Şimdi bunun büyük işletmelerde bunu düşünelim biz. Türkiye'de yıllık 60 bin ton atık üretiyoruz biz. Bunun yüzde aşağı yukarı 25'i, %30'u bunun evsel atık. Evet, yani yemek atıkları. Ve bunun gibi atıklar. Bunu büyük otelleri düşünün. O işte 5 yıldızlı her şey içinde olan bilmem otelleri falan düşünelim. Birçok catering firmalarını düşünelim. Bunların hepsine baktığımız zaman bu atıkların tekrar geri dönüşmesi hem de milli sermayeye faydası var hem de otomatikman bu ortadaki pisi yok ediyorsunuz. Zeki Bey, bunu da geri dönüştürüyorsunuz. Sözünüzü kesiyorum da atık derken evet. bizi izleyenler doğru anlasın diye girdim. Atık derken gıda israfından bahsediyoruz. Yani atık derken plastik poşet falan bahsetmiyoruz. Yani bizim yaptığımız yani şey, bizim yaptığımız iş evsel atık. Yani evsel Aynen. yemek atıkları, Aynen. çiğ ve pişmiş yemek atıklarını konuşuyorum ben. Bizim yaptığımız makine tabii Türkiye'de Aynen. bunun birçok plastiklerde, demirde birçok böyle branşlarda var. Ama bizim evet. yaptığımız iş sadece evsel atıklarda. İşte bu da azımsanmayacak şekillerde büyük. 60 bin ton bir atığı düşünelim. Bunun %35'i, %40'ı bunun evsel atık zaten Türkiye'de. Biz Aynen. bunu baktığımız zaman belediyeler, fabrikalar, oteller, toplu konutlar, AVM'ler, okullar yani birçok yerlerde bunu kullanabiliyoruz şu anda. Dolayısıyla evet. bizim işte 2 kilodan başlıyor, işte 45 kilo, 100 kilo, 300 kilo, 2000 kilo gibi ebatlarda makineler falan yapıyoruz. Zeki Bey, çevreye ve ekonomiye ciddi oranda katkısı var bu geri dönüşümün. Evet. Günlük hayatımızda normal vatandaşlar olarak biz sıfır atık projesi kapsamında bizlere ipuçları verebilir misiniz? Mesela nasıl katkıda bulunabiliriz? Şimdi bakın burada geri dönüşümde evsel atıklarda baktığımız zaman 30 bin tonun biz gübre halinde %70'ini, %60'ını gördüğümüz zaman biz yıllık 1.2 milyar lira Türkiye olarak gübre ithal ediyoruz. 1.2 evet. milyar. Biz bunun aşağı yukarı %100'üne talibiz. Yani biz 1.2 milyar liranın %100'ünü yapmış olduğumuz makinalarla evsel atıkların geri dönüşümüyle bu gübreleri sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu Türkiye ekonomisine de büyük bir katkı. Şimdi evet. evsel şimdi işte şöyle düşünelim biz evde bunu işte şimdi bizim bir projemiz var Türkiye'de okulla başlamıştık da bu pandemi öncesiydi. Okullarda kantinlerde biz okul aile birlikleriyle, kooperatifler birlikte, okuldaki kantinler birliğiyle özür dilerim. Bir araya geldik. Biz onlara makinaları verip günlük oradaki öğrencilerin hem o bilinci onlara yerleştirebilmek hem de orada o evsel atıkları geri dönüştürmek projesine katıldık. Ve çok verimli oldu. Şu anda aşağı yukarı Türkiye genelinde 100-150'nin üzerinde okullarda bu tür bir projeyle bu tür dönüşümü sağladık. Burada işte dediğimiz gibi askeriye, oteller, işte catering servisleri, belediyeler
ve büyük çapta bu işe herkes el attığı an Türkiye'de bahsetmiş olduğumuz o 60 bin tonun 30 bin tonluk geri dönüşümü bizim vermiş olduğumuz 1.2 milyar dolarlık ithal ettiğimiz gübrenin bedelinin Türkiye'de kendi şeylerimizden karşılanabileceğini, kendi atıklarımızdan karşılanabileceğini düşünüyoruz. Evet, aynen. Zaten Zeki Bey, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın bir raporu var. Raporda evet, milli gelirin %15'inin israf edildiği raporlandı. Yani bunu şu şekilde anlayalım. 100 lira kazanıyoruz isek 15 lirasını çöpe atıyoruz. Yani şimdi geri dönüşümün ne not, kadar önemli olduğunu, bir not geldi şu anda elimde, bir not var da bir baktım. Matiye Bey, Türkiye'de gıda israfı ne kadarmış biliyor musunuz? 214 milyar TL. 214 evet, milyar TL bizim gıda israfımız var. Hiç değilse bunun %40'ını biz geri dönüşüme sağlayalım, gübre olarak sokalım. İnanır mısın? Çok büyük katkılarımız evet, olur. Bizim gerçekten çok büyük bir gıda israfımız var Türkiye'de. Evet. Sizin gıda israfından milli çözüm sloganıyla makinalarınızı aynen, üretiyorsunuz. Bu makinaların evet, bir tanıtabilir misiniz kısaca? Topraktan alınanı tekrar toprağa veriyoruz sloganıyla biz girdik bu işe. Makinalarımız evet, dediğimiz gibi keşke arkada görüntü yapabilecek bir pozisyonumuz olsaydı iyi olurdu ama 2 kiloluk ev tipi, işte onun içerisinde 2 kilo atıyorsunuz günlük atıklarımızı ve gübre evet, haline dönüştürüyor işte. Onlar daha kısa sürede onu gübre. 45 kiloluk gibi bunun ısı ve buhar sistemiyle bu dönüştürülüyor ve bu daha sonra işte 12 saat gibi bir sürede tekrar şeyle yakıt halinde, o gübre halinde bize gübre olarak veriliyor. Bu 180 dereceyle, 360 derecelik yağ ısısı var. Bir de 180 derece ısıyla olduğu için mikrop da kalmıyor bunda. Yani tamamen bir biyo, evet, tamamen şey bir gübre oluyor ki ve bunlar çok verimli. İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ve Eskişehir'deki üniversitelerin birçok profesörlerin bir araya gelerek yapmış oldukları son testlerde de gerçekten çok verimli bir gübre olduğunu çıkardık. Ve bunlar evet, da atıkların %60'ını tekrar gübre haline çevirebiliyoruz. Evet. Zeki Bey, çok basit bir soru. Evde gübre üretmek mümkün mü? Evet. İşte bizden aldığınız 2 kiloluk bir makinayla eve koyacaksınız. Akşam yemiş olduğunuz yemeklerin atıklarını içine koyacaksınız. Ve 3-4 saat sonra, o küçük makineler daha erken yapıyor bunu, 4 saat sonra evinizin balkonundaki saksıya koyabileceğiniz gübre sizde. Peki bu gübre bize lazım değilse ne yapacağız o zaman? Şimdi yani biz bunun için bir çalışma muyuz? Yapıyoruz. Bu Çevre Bakanlığı'yla birlikte bir çalışmamızda. Biz diyoruz ki gübrenizi biz alalım. Eğer siz evet, belediyelerle bir çalışmamız var. Biliyorsun belediyenin bahçeler müdürlüğü, bahçe ve çevre düzenleme müdürlükleri falan var, bölümleri var. Bunlarla birlikte bir çalışmamız var. Eğer işte askeriye gibi veya büyük catering firmaları gibi, bir oteli düşünün, 500 günlük 800 kilo hatta 1 ton 2 ton atık üretiyor. Bu tabii her gün evet, kendi bahçesinde kullanacak değil. Birçoklarının seraları var, sera bahçeleri var tabii. Orada kullanabiliyorlar. Evet. Biz şu anda işte Sheraton'larla, işte Four Seasons'larla birlikte çalışıyoruz. Bunların kendi seraları var. Hatta diyorlar yetişmiyor da. Yani kendi seralarında üretiyorlar bunları. Gübreleri kullanıyorlar. Ama çok daha büyük olan yerlerde biz diyoruz ki biz bunları alalım. Tekrar işte ihtiyaç şeklinde tekrar bunu değerlendirelim. Şimdi bunun çalışması tabii, yapılıyor. Bunun çalışması yapılıyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıl içerisinde yine bakanlıkla birlikteki bu çalışmadan sonra büyük firmalardaki bu gübreleri de alıp tekrar düzgün bir şekilde kullanabileceğiz.
Dedim ya, çok büyük bir artısı olacaktır bunun. Makine kendisi üretmiş olduğu gübreyle 2 sene içerisinde kendisini finanse edecek. Evet. Eğer böyle bir şey yaparlarsa. Yani hem atığını değerlendirecek, hem de oradan çıkan gübreyi dediğim gibi satacak ve makinenin ücretini çıkartmış olacak. Sizin tam bu konuya değinmişken şu soruyu sorayım o zaman. Özellikle gıda ısrafının en çok olduğu yerler restoranlar, oteller. Bu oteller için, restoranlar için bu makineler neden bu kadar cazip? Şimdi işte anlattığımız gibi, bakın büyük zincir otelleri düşünelim. Zincir otellerde kendilerinin üretmiş olduğu büyük bahçeleri var. İşte seralar var. Kendi besinlerini ürettikleri yerler. Şimdi burada kendi gübrelerini daha doğal olarak yaparlarsa, evet, onlar için daha büyük avantajı. Biyo bir gübre, yani doğal bir gübre alınırsa, bir kimyasal gübrenin dışında, o zaman ürünler de ona göre daha sağlıklı olacak. Dolayısıyla onlar için çok büyük avantajlı olduğunu düşünüyoruz biz. Ve bunu değerlendiren oteller var. İşte Portisik gibi, Sheraton otelleri gibi, onlarla birlikte çalışıyoruz zaten. Kendi bahçelerinde bu almış oldukları atıklardan elde ettikleri gübreleri değerlendiriyorlar ve de çok faydalı olduğunu görüyoruz. Evet, onun için sonuçta ben maddi gelirleri de olacak bildiğim tabii kadarıyla. Tabii ki dediğim gibi, yani almış oldukları makine. Biz şimdi şu anda burada İsviçre'de Alter Sayımlarla, yaşlılar evleriyle bir kontağımız, evet, var. Ben diyorum ki 30-40 tane makine buradaki yerlere, daha önceki bizim almış olduğumuz patent, almış olduğumuz yerden verilmiş olduğumuz devamını vermek için biz anlaşmalarını falan yapıyoruz. Şimdi burada da aynen öyle yapılıyor ve burada şey var, işte İsviçre birazcık daha farklı uygulama yapmış. Biz bunları da götürdük Türkiye ile. Şimdi gübreyi daha belli bir fiyata alıyor şeyden, daha pahalı alıyor üreticiden, gübre üreten, yani geri dönüşüm yapan yerlerden daha ucuz. Migros'larda falan paketler halinde görürseniz eğer, işte evet, 5 kiloluk, 10 kiloluk gibi paketlerde satılıyor ve arkada, aradaki farkı da devlet karşılıyor. Yani evet, teşvik amaçlı. Biz bunu da söyledik. Türkiye'de bunu da gündeme geldi. Dedik bu gübre işte 5 kiloluk, 10 kiloluk falan paketlerle işte belli satış süpermarket zincirlerinde falan satılabilir. İşte bunun için devletin de bir şeyi olabilir, süspansiyonu. Dediğim gibi burada 1.2 milyarın üzerinde devlet ithal ediyor. Yani bu ortadan kalkacağı zaman böyle bir şey, o zaman devletin tabii faydasına olacaktır. Ve bu tür iyileştirme programı da gündeme gelecek zannediyorum. Evet, Zeki Bey, yavaş yavaş programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Ama evet, sormak istediğim bir soru daha vardı. Dış İlişkiler Kurulu İsviçre Türkiye Başkan Yardımcısısınız. Yakın bir, evet, zamanda sanıyorum genel kurul yapıldı ve tekrar seçildiniz. Evet, evet. 2015'ten beri İsviçre Türkiye İş Konseyi'nde görevliyim. Aşağı yukarı o günden beri de başkan yardımcılığı yapıyorum. Bundan 2 hafta önce Sayın Çalışma Bakanımızın da çalışma müşavirliğindeki Prime'nin katılmasıyla da bir genel kurul yapıldı. Orada da tekrar ben ve yine burada yatırımcı bir arkadaşımız başkan yardımcılığına tekrar seçildim. İsviçre, evet, değil biliyorsunuz dış ekonomik ilişkilerde. Yani çok son yıllarda büyük atak yaptı ve aşağı yukarı 300'ün üzerinde ülkede iş konseylerini falan kurduk. Evet. Biz de işte İsviçre çok önemli bir ülke. İsviçre konseyindeyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zeki Bey, çok evet, teşekkür ederim size yayına katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben önce Post Gazetesi Camiası'na ve tüm dinleyici misafirlerimize teşekkür ediyorum bizi dinlediklerini, sabırla dinledikleri için. Ve ayrıca da bu zor günlerin çok kısa zamanda geçmesini diliyorum. İnşallah iyi günler olsun istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Zeki Bey. Bu arada bizi izleyen vatandaşlarımıza seslenelim. Çok kendilerini sevinecekleri, bekledikleri haberleri gelmek üzere. Kendilerine bunu çok yakın zamanda vereceğiz.
İnşallah, İnşallah bir canlı yayında daha buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar dileriz herkese. Peki, iyi akşamlar Atiye Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.